Albatta yurtimizning iqlim va yer sharoiti sabzavot ekinlari yetishtirish uchun g'oyat qulay hisoblanadi. Bu esa sug'oriladigan maydonlardan samarali va unumli foydalanish, har bir qarich maydondan yil davomida bir necha marotaba hosil olish, shuningdek mahsulotni ishlab chiqarish hajmini oshirish imkonini beradi. Ayni kunlarda aholining erta ko'klamda oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabini to'la qondirish, bozorlarda qishloq xo'jaligi mahsulotlari narxi barqarorligini ta'minlash uchun agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida o'tkazish hamda 90 bosta ekinlarni kechiktirmagan holda ekib olish bo'yicha izchil sa'y harakatlar amalga oshirilmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda Sirdaryo viloyati hududida 2022 yil hosili uchun ertangi hamda g'alladan bo'shagan maydonlarda 60346 gektar takroriy ekinlar ekish belgilab olingan. Viloyat hududlarining ixtisoslashuvi tuproq sharoiti suvga bo'lgan ehtiyojidan kelib chiqib 2258 gektar sabzavot, 4356 gektar poliz, 875 gektar kartoshka, 415 gektar moyli, 34066 gektar dukkakli, 7000 gektar sholi va 10000 gektar oziqa ekinlari hudud va fermer xo'jaliklar kesimida joylashtirilgan. Qishloq xo'jaligidagi ilg'or tajribalarni ommalashtirish, takroriy ekinlar hosildorligini yanada oshirish maqsadida Sirdaryo tumanidagi ish uslubi namuna qilib olindi. Ma'lumot o'rinda yordamchi xo'jalikdagi qariyb 50 gektar maydonga piyoz va sarimsoq piyoz ekilgan. Eng muhimi, ushbu poliz va sabzavot mahsulotlari intensiv usulda yetishtirilmoqda. Tomchilatib sug'orish texnologiyasi ob-havoni tejash va hosildorlikni oshirishning garovi bo'lmoqda. Birinchidan, tomchilatib sug'orish oddiy suv tarashga nisbatan juda tejamli, boz ustiga tomchilatib sug'orilgan ekin baravj rivojlanadi. Suv aynan ekinning tomiriga o'z vaqtida yetib boradi, mineral o'g'itlardan oziqlanish ham jadallashadi. Chuqurlatib yangicha uslubda ekilgan ekin tuproq ostida ertangi sovuq qirovlardan muhofaza qilinadi. Sarimsoq piyoz bilan keyin oq piyozni sinab ko'rdik. Oldingi yil 1 gektarni sinagan edik, bu yil 50 gektarga. Keyingi yil undan ham ko'paytirishga niyatlarimiz bor. Shanxay hamkorlik tashkiloti davlatlariga ham eksport qilish rejalashtirganmiz. Agrotexnologiyasi ko'proq Xitoy agrotexnologiyasi bilan foydalandik. Bu yerda o'sha tomchilab sug'orishda birinchidan suv ehtiyoj anaqasi kamayadi. O'sha o'g'itlar hammasi ildiziga yetib boradi. Keyin kasalliklarga ham chidamli ekan. O'sishlari hammasi yaxshi. Kutganimizdan ham a'lo darajada keyingi yilni ko'paytirishga rejalarimiz bor. Viloyatda tasdiqlangan grafik bo'yicha bugungi kun holatiga 60346 gektar maydonga takroriy ekinlar ekilgan. Sirdaryo viloyatida barcha toifadagi xo'jaliklar tomonidan asosiy va qator orasiga 2023 yil hosili uchun joriy yil jami 10.7 ming gektar, shundan 2.6 ming gektar avgust-sentyabr oylarida piyoz va sarimsoq piyoz hamda 8.1 ming gektar 90 bosta usulda sabzavot ekinlari joylashtirilgan. Sholichilik ham serdaromad soha. Sirdaryo viloyatida bu borada o'ziga xos tajriba to'plangan. Xususan, sholichilikka ixtisoslashgan xo'jaliklarda sholidan yuqori hosil yetishtirilmoqda. Sholichilik bo'yicha tashkil etilgan klaster xo'jaliklarda sholini ko'chat holatda ekish albatta yuqori samara bermoqda. Hurmatli prezidentimiz tomonidan oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha bo'lib o'tgan yig'ilishda har bitta tuman, har bitta viloyat o'zining balansini ishlab chiqish, shu balans bo'yicha har bitta oziq-ovqat turi zaxirasini tayyorlash, uni shu oziq-ovqatni narxini demak bozordagi narxlarini keskin oshib ketishini oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqish bo'yicha topshiriq bergan edilar. Shu topshiriq yuzasidan tumanli chora-tadbiri ishlab chiqildi. Qo'shni davlatlar bilan aloqalarni yaxshiligi, o'zaro kelishuvchanlik muhiti bo'lganligi sababli har yilgidan ko'ra sholi yetishtirishga juda qulay yil bo'ldi, suv yetarli bo'ldi. Eng asosiysi bitta tumanimiz misolida oladigan bo'lsak, o'tgan yil tumanda 16 ming tonna sholi yetishtirilgan bo'lsa, bu yil mana mutaxassislarni hisob kitobiga qaraganda tumanimizda 40 ming tonna sholi yetishtirilyapti. Viloyatimizni bir yillik guruchga bo'lgan talabi 8 ming tonna. Bu endi 15 ming tonna sholi degani. Demak, viloyatda yetishtiriladigan sholi miqdori viloyatimiz aholisini guruchga bo'lgan talabidan 4 barobar ko'p. Aynan bizni tumanda esa tumanimizda 1200 tonna aholini guruchga bo'lgan talabi bor. Tumanda 40 ming tonna sholi yetishtiriladi. Bu 25 ming tonna guruch degani Navoiy viloyati, Buxoro viloyati, Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatidan vakillar keldi. Ular bilan shu bugungi kunda yetishtiriladigan dehqonlarimiz o'tgan yil 16 ming tonna sholi yetishtirgan, bu yil 40 ming tonna sholi kutayotgan dehqonlarimizni
Yani bazar meselesi hem oylantırı başlayan edildi. Lekin koşunluk vilayetlerden, prezidentimizin yığılışlarından keyin kelgan vakiller şalını yığıştırıp alışka, onu satıp alışka şartnamalar tüzüp başladı. Biz hem şu bilen birge, aynen Samarkand vilayeti vakilleri bilen, Surxondaryo vilayetinden kelgan vakilleri bilen özümüzünü, mütexassislarımızı yubardık. Vilayetimizde kaplanmaydıgan şu kartoşka mahsulatıga bolgan talepni ular bilen pul aylanması ya ki şu tavar ayel ve ayer başlaş yolu bilen ulardan kartoşka satıp alışka geliştik. Başka azık avukat türlerini hem zahiralarını yaratılı yaptı. Tumanımızda bugün geçe 4000 tonla ambarhanı savutkiçler mevcut bugün olsa yıl yakınıge yana 6000 tonlalık savutkiç yangi layıkı işe şu yaptı. Un zavodumuz var bugün, unumuz yeterli. Paxta tokumacılık klasteri tamamen may zavodu işe düştü. Tumanda yetiştirilen karayip 30 bin tonla çıkardıkken çigitten toluk mayını özümüzde kayta işlerimiz. Bu mayga bulgan talebimiz hem tumandaki ahalisi toluk kaplanadı. Şalı su talebigin. Qo'shni davlatlar bilan ijtimoiy iqtisodiy aloqalarning mustahkamlanishi ob-hayotni uzluksiz yetkazib berish imkoniyatlarini kengaytirdi. Bu esa sholi ekin maydonlarining yanada kengaytirishda va oziq-ovqat strategiyasida muhim ekin bo'lgan sholidan yuqori hosil olish shart-sharoitlarini yaratdi. Hosillarimiz pasayib, suv nasoslarimiz ishlamay qolib, darada suv bo'lmay qolib, sal kechikardik. 2000 gektar, 1,5 ming gektar ekib yurgan vaqtim ama bultirdan boshlab klaster şirikçilik asasında nasosumuzu kayıtta rekonstrüksiya kılıp remontla yakışı kılıp prezidentimizin bir albaratken tedbirleri bizge yakışı nümak kılıp don yetiştiriş boyu içi başka vilayetler, başka koşun respublikalar bilen alakanı müstehkemlep suyumuza mit bilimi Tacikistan'dan, Kırgızistan'dan, Tuhtakul'dan asansan bir sırlarda su alamız. Su sırlarda 6. nasosun istansiyamız var. Sekunde 5 kubometre su verirdi. Şunu hazır yaxşı oldu. Bu yıl hasıllarımız mol kütüyetken hasıllarımız yaxşı. Ama bu da halası devlet aldığı recelerimiz, yani becerimiz, balı çakan, toy kılığımız, iş kılıp özümüzü, rozgarımızı gerekli nesini alayıp biz. Bana mehnat arkasından, hemmesi mehnat arkasından böyle yaptı. Ötke yıl 2,5 hektar şöyle ekken olsak, şunu 1,5 hektar köçet, pikirofka. Ana setkeler ekilip köçet bilen şugullanı yaptı. Kayıtı ekşi aylarına asosan köçet ekili yaptı. Bana benim özümde 60 hektar yer buladıken olsa şunu 42 hektarı erten geken kalan 18 hektarı keçki köçet pikrofka ekilgen. Şu asosan hasılın kütü yapıp hasılın çoğu mol o da halasa yüzümüz yarık bulup dekhançılığınızı bereke versin. Hasıldarlıgım 80 centini o da halasa baradı. Dehqonlarimiz 90 bosti usulini qadimdan qo'llab kelishgan. Bu usulda ekilgan urug'lar qishni qor ostida bosib o'tadi. Shu sababdan ham bu usulni bobo dehqonlar qor bosti yoki 90 bosti deb atashadi. 90 bosti usulda ekish sovuqqa chidamli sabzavotlardan erta ko'klamda arzon va mo'l sabzavotlarni yetishtirish imkonini beradi. Sirdaryo viloyatida aholi marqalaridan ham azaldan 90 bosti ekinlardan mo'l hosil olib kelinyapti. Ma'lumot o'rinda, kelgusi yil hosili uchun aholi tomorqalariga avgust-dekabr oylarida 8141 gektar maydonga 90 bosti usulda eksport bab sabzavot ekinlarini ekish reja qilingan. Rahim Boyqulov ham har yili 15 sotiq tomorqasidan yaxshi daromad topadi. U bir yilda o'z tomorqasidan kamida 3 marta hosil yig'ishtirib oladi. Shu yerda turgan joy 9 sotiq joydan yilliga biz 2 marta daromad olamiz. Daromadimiz yillik 80 million olamiz yilliga. 80 million daromad olamiz. Bolalarim bo'sh paytda kelib o'zlari mana shu agrotga qo'l urib o'zlari kirib ketyapti. Mehnat ko'rsatyapmiz. Birinchi mehnat ko'rsatsak bo'lar ekan. Bolalar har bir narsani qiziqtirish kerak ekan bo'ldi. Qolgan oilamizga katta daromad. Uy joyimizga ishlatyapmiz, kerakli narsalarni ishlatyapmiz. Mana hozir kuz payti keldi, 90 bosdan ekishni boshladik. Mana sug'orib yer tayyorladikda chinok bilan tup piyozlar ekyapmiz hozir. Prezident tomonidan o'tkazilgan video selektorda mana shu aholini tomorqani foydalanish bo'yicha 22 tuman respublika bo'yicha ro'yxat kiritilgan. O'sha ro'yxatda bizim Sardoba tumanimizdan bo'lgan. Shundan keyin xulosa qilgan holda shu 90 bosli ekinlarni boshladik mana. 90 bosliimiz bo'yicha bu yilgi rejamiz 382 gektar bo'lib, shundan avgust sentyabr oyida 147 gektar belgilangan. Shundan 30 gektarga piyoz ekilib, qolgan 114 gektarga sarimsoq piyoz ekib davom etib bormoqda. 90 bosli ekinlarni ekib, qolgan
başka mahalledeki olsa tamarka konu koşullarına namına sıfatla kürsete yapız. Çünkü 90 bastı ekinden 3. mertte hasıl alış imkaniyatı yaratılır bu 90 bastı. Şu tamamen evzerliği var bizde 90 bastığında. Kança olsa reyceden arttığıyla 90 bastı ekinlerini köpeytirsek halkımızda koşunca daramat bulup ekin maydanlarımızda samarali akalımız faydalanıp geliyordu. Amalga oşırılırken keng kamrovli chora tadbirlar qishloq xo'jaligiga ilg'or texnologiyalarning joriy etilishi albatta poliz va sabzavot mahsulotlaridan va boshoqli don ekinlardan intensiv usulda yuqori hosil olish imkoniyatlarini yaratmoqda.